Seren Asker, görkemli hatıralar ve ekibi gelecek demiştim. Ekibine ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün bizi mutlu ettiniz. Evet, ben de bir öğrenciydim. Az önce tarım dersi dediniz. Tarım dersini, vatandaşlık dersini, milli güvenlik dersini, din, kültürü ve ahlak ikisini birlikte almış bir öğrenciyim ben. Tarım dersinde bir Türkiye haritasını ödev olarak verirlerdi. İşte Akdeniz'e pamuğu, Karadeniz'e çayı, mercimeği Güneydoğu, ayçiçeği Marmara'ya 7 bölgeye koyabiliyorduk. Biz öğrenciyken hangi bölgede, hangi ilde neyin yetiştiğini bilebiliyorduk. Dini öğreniyorduk, ahlakı da öğreniyorduk. Vatandaşlık bilgisi çok önemli bir dersti. Ama bugün görüyorum ki en önemli şey eğitim sisteminde sevgiyi, eşitliği, adaleti, bilgiyi, tarihi, edebiyatı öğretmemeye başladılar. Serhan Bey, şu çok önemli. Bu yeni sistemde Türkiye bir şirket gibi yönetiliyor. Yani mesela Milli Eğitim Bakanı atanacak. Ya diyor, bu adamın özel okulları var diyor. Ben bunu atayım. Turizm Bakanı atayacak. Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür Bakanı atayacak. Ya bu adamın oteli var diyor. Oteli varsa turizmi bilir diyor. Ya böyle bir anlayış olabilir mi? Atıyorum şöyle, Almanya'da büyük bir, Almanya'nın en büyük markası nedir? Araba markası biliyorsunuz, ismini Evet. vermeyeceğim. O markanın sahibini getirip sanayi bakanı yapsanız, Almanya'da Merkel bunu hadi yapmaz da kadın. Yaparsa Mercedes'in patronu der ya ben yapmam ya olur mu ya der. İtiraz eder. O kendisi itiraz eder. Çünkü ya ben zaten büyük bir şirketin patronuyum ya. Ben zaten işim başımdan aşkın yapmam ben bunu der. Kesinlikle. Zaten kadın da teklif etmez. Böyle bir şey bu. Ve haftada 2 saat yine eğitimden söyleyeyim, turizm dersi de aldık biz. Bakın, turizm dersini ders olarak almış bir nesiliz biz. Şimdi geldiğimiz noktada Turizm Bakanlığı'nı sen otel patronu yapıyorsun. Evet, turizmde otel bir gereklilik. Ama sen tarihini Ali öyle. koruyamıyorsan, sen dağını koruyamıyorsan, sen cennet cehennemi koruyamıyorsan, sen Saint Paul Kuyusu'nu koruyamıyorsan, sen kral mezarlarını mutta koruyamıyorsan, Kültür Bakanı'nın oteli olsa ne olur, olmasa ne olur? Ali Mahir Başarır, şu Mersin'in değerlerini böyle bir arka arkaya çok güzel saydınız. Bir daha sayar mısınız? Mersin'e gelme gerekçeleriniz. Biraz sonra Anamur ilçe başkanı gelecek. O ilçe başkanı Anamur'a gelme sebeplerinizi bir kısaca anlatacak. Mersin'in genel, yani Tarsus'tan başlayarak anlatabilirsin. Antik yerlerini, böyle tarihi yerlerini, turistik Tabii yerlerini. ki. Şimdi bir sefer Tarsus deyince aklımıza Saint Paul Kuyusu gelir. Yedi Uyurlar gelir. Şahmeran gelir. Şelalemiz gelir. 3000 yıl öncesine dayanan Roma yolumuz gelir. Tarsus'un neresini kassak ya bir hamam çıkar, Roma hamamı, ya bir Roma yolu çıkar, ya da işte bununla ilgili kapkacak tarihi eserler çıkar. Saint Paul Kuyusu çok önemli. Çünkü Hristiyanlık Tarsus'u, Saint Paul'ü Hristiyanlar için önemli bir gün, Hristiyanlık günüt olarak belirlemişti. Belirlemişim. Şimdi Toroslara geliyorum. Aslangöy dediniz. Aslangöy tarihi bir yer. Kurtuluş Savaşı'na oradaki insanlar bayraklarıyla, Kuvayi Milli ruhuyla aşağıya indi ve savaştı. Bu memleketi kurtardı. Cennet cehennem çok önemli. Mutlaka görülmesi Tarsus'ta. gereken bir yer. Silifke'de. Ha Silifke'de Evet. cennet yani. Mutlaka ki Kız Kalesi görülmesi gereken bir yer. Bu hangi kale? Kutay yakalamış hemen. Anamur Kalesi. Anamur. Evet. Anamur Kalesi. Yakınız değil mi buraya? Muhteşem. Çok yakın. Çok yakınız buraya. Anamur Kalesi işte. Sevgili seyirciler, Anadolu'nun güzelliklerini, görkemli hatıralarda her hafta görüyorsunuz. Bu hafta formatı biraz daha bir öğretmenimizi de alarak hem eğitim hem ülkenin değerlerini hem bu bölgenin değerlerini konuşuyoruz. Ali Mahir Başarır da Mersin'in turistik yerlerini anlatıyor. Evet, burası. Silifke Kalesi. Bakın işte kale, bakın biraz daha ilerlerse daha net göreceğiz. Evet. Kalemiz. Başka? Şimdi Mut'taki kral mezarları. Yani şu bir gerçek. Anamur'dan Tarsus'a kadar toprağın kaldırsak 3000 yıl öncesine gider. Roma'ya gider. Medeniyetlere gider. İşte Anadolu böyle bir şey zaten. Mersin'in tarihini korumalıyız. Ben bir sistem etmiştim. Bu Mecliste de mağara, Ali konuşmuştum. Mahir Başarır ne mağarası bu? Şunu söyleyeyim. Şu Anamur Kalesi'ne bir daha gelirseniz. Sevgili Kutay, Anamur Kalesi'ni istiyor Ali Mahir Başarır. Bakın, Evet. bunun restorasyonunda
penceresini Kültür Bakanlığı Pimapen'le kapatmaya kalkmıştı. Ve isyan etmişti. Yani? Evet. Tarihe böyle bakan bir iktidar var. Böyle bakan bir 19 yıl var. İkinci bir durum, Roma'da mezarlar bulunuyor. Hiçbir görevli gelmiyor günlerce. Mutlu oluyor bu. Kleopatra'nın memleketi değil evet. Burası. Şimdi görevli tabii bu kemikleri falan bir yere dolduruyor. Kültür Bakanlığı'ndan gelen kişi tak bayılıyor. İnanamıyor çünkü bu sorumsuzluğa. Bu bir sorumsuzluk çünkü. Yani tarihini korumazsan, bunları gündeme korumazsan, getirin Ali Mahir Bey. Bunları getirdim. Meclise getiriyorsunuz herhalde. Şimdi kaldırıldı o penler. Söyledik. Yani sen buraya 80 kilometre uzaklığa nükleer santral yaparsan, yukarıya taş ocağı yaparsan, HES'leri getirirsen, balık çiftliklerini denize getirirsen, Turizm Bakanlığı'nı patron yapsan ne olur, yapmasan ne olur? Tarihini koruyacaksın, yeşilini koruyacaksın, denizini koruyacaksın. Sen bunu korumuyorsun. Sen dağ taşı taş ocakları olarak görüyorsun. Denizin dibinde nükleer santral yapıyorsun. Ve bununla övünmeye kalkıyorsun. Şimdi biz özellikle değerli hocam, doğru uçakları konuştuk, Türk Hava Kurumu'nu konuştuk ama dünyada temel bir sorun var. Bu nüfus, dünya bu nüfusu kaldırmıyor. Kuraklık ciddi bir sorun. Gerçekten kaynaklarımız, bakın deniz kirliliği sinyal verdi. Kuraklık sinyal verdi, orman yangınları. Sel felaketleri Karadeniz'de sinyal verdi. Eğer ki yani biz Paris Anlaşması'na taraf olmamışız. Biz doğayı, yeşili, su kaynaklarımızı daha efektif kullanmak adına hiçbir çalışma yapmamışız. Biz özellikle Türkiye'nin %30'u orman, daha bunu bilmeyen bir cumhurbaşkanı ve orman bakanı var. Bu yangından önce ben eminim orman bakanına Türkiye'nin yüzde kaçı orman deseydim bunu bilemezdi. Cumhurbaşkanı zaten bunu bilmiyor. Yani öyle bir acı durum ki bir sefer artık silaha değil, artık savaşa değil, insana, bilime, akla, doğaya, yeşile, denize yatırım yapmak zorundayız. Ama maalesef ki dibimizdeki ülkeyle savaş halindeyiz, silaha yatırım yapıyoruz. Milyonlarca insan ülkesini terk edip kendine vatan arıyor. Yani Amerika ve başka bir ülkenin blokuyla insanlar arada kalmış durumda. Avrupa'da, dünyada oturup artık kaynaklarımızı, yeşilimizi, denizimizi, doğamızı, su kaynaklarımızı nasıl koruruz buna bakacak. Belki 10 yıl sonra Allah göstermesin yangını söndürecek uçak bulamıyoruz, suyu da bulamayacağız. O yüzden aklımızı başımıza almamız gerekir diyorum. Evet, o tarihi yerlerden bir tanesini daha görelim. Anamirun Antik Kenti. Burayı, evet sevgili Kutay. Burası